Korosar TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 30 Aralık 2019 Pazartesi. Toroslar'da haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Toroslar Belediyesi'nin desteğiyle Maytay Dünya Şampiyonları bir araya geldi. Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği Alka İş Fight Arena 9 Maytay Şampiyonlar Gecesi dünya şampiyonlarını bir araya getirdi. Toroslar Belediye Başkanı Aziz Avşin Yılmaz, Edip Burhan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonayı izleyenler arasındaydı. Tribünlerin tamamen dolu olduğu gecede kıyasıya bir mücadele gerçekleşirken, Mersin taraftarları sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Başkan Yılmaz'a olan sevgilerini tezahürat ve alkışlarıyla gösterdi. Toroslar Belediye Başkanı Aziz Avşin Yılmaz, kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu. Toroslar Belediye Başkanı Aziz Avşin Yılmaz, Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya geldi. Mesleği olan avukatlık eğitimi, belediye başkanlığı süreci, Toroslar'ın gelişmesi amacıyla yapacağı yenilikler ve hedefleri hakkında bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yılmaz, program sonunda Toroslar Belediyesi'nce hazırlanan çocuklar için nutuk kitabını dağıttı. Liseye geçiş sınavlarına hazırlık aşamasında olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen kariyer gününe konuşmacı olarak katılan Toroslar Belediye Başkanı Aziz Avşin Yılmaz, sınavlara hazırlık süresince kendisinin geçtiği yolları anlattı. Ben olmayı da istedim bir gün. Onun için çalıştım. Başka çok ya olur mu olmaz mı? Sizin inanmanız önemli. Sizin bunu tercih etmeniz önemli. Ve bunun için çalışmanız önemli. Belediye başkanı olduktan sonra hayatınızda ne gibi gelişmeler oldu? Zaman yönetimi tamamen değişti. Gerçekten yoğun bir tempoya girdik. Sabah erken saatlerinde, akşamın geç saatlerine kadar çalışmak mecburiyeti var. Çocuklarımız için notuk kitabı hediye ettik. Toroslar'ın atölyeleri fabrika gibi çalışıyor. Toroslar Belediyesi ilçe genelindeki park, yeşil alan ve tesislere yerleştirdiği kent mobilyalarını kendi atölyelerinde imal ediyor. Adeta bir fabrika gibi çalışan belediye atölyeleri, bunun yanında hasar gören mobilyaların tamiratını ve bakımını da yapıyor. Satın almak yerine üretim yaparak önemli bir tasarruf sağlıyoruz diyen Toroslar Belediye Başkanı Aziz Avşin Yılmaz, atölyelerimizde kendi ürettiğimiz kent mobilyalarını ilçemizin muhtelif yerlerine yerleştirerek güzel bir görünüm kazandırıyoruz ifadelerine yer verdi. Toroslar Belediyesi 3 Ocak Zafer Yürüyüşü lansman toplantısını kahvaltı programında yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Aziz Avşin Yılmaz, kentin sembolü haline gelen 3 Ocak Zafer Yürüyüşü ve etkinlikleri öncesi kamuoyunu bilgilendirmek ve davet etmek amacıyla il ve ilçe protokolüyle bir araya geldi. Bu yılda kuruluş ve kurtuluş ruhunun aziz mirasına yakışır şekilde tek yürek olacağız diyen Başkan Yılmaz, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı saat 8'de belediyemiz önünden başlayacak olan yürüyüşe tüm Mersin halkını davet etti. Müşterek değerlerle, müşterek geleceğe, müşterek adımlarına ilerlemesini istedik. İşte 3 Ocak nasıl millet olarak, toplum olarak, vatan, millet, bayrak, istiklal marşımız bu değerlere inanıyorsak siyaset bu şekilde Mersin açısından da yerel olarak ortak yüksek değerimiz 3 Ocak Mersin'in kurtuluşu.
Toroshar'da katı yakıt satan işletmeler denetlendi. Toroshar Belediyesi ilçe genelinde hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, insan sağlığına ve hava kirliliğine sebebiyet veren yakıt türlerinin satışının yapılmasını engellemek ve kömür, briket, pirina gibi katı yakıt satışı yapan iş yerlerinin gerekli belgeleri olmadan satış yapmalarını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin katı yakıt satıcı belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve satılan kömürlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı normları ile Türk Standartları Enstitüsü'ne uygunluğu kontrol edildi. Toroshar TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.